kadar güzel düşünmüşsün de, ki. Keşke Taner de böyle düşünebilseymiş. Yani keşke. Artık İlayda verir falan diye düşünüyordum ben en son yani. İlayda ile Taner'in arasında Taner'in söylediği gibi bir şey asla yok olmamış. Yani sana söylediğim gibi Taner ne yazık ki artık hani sana kendini farklı göstermekten maddi ve manevi yorulduğu için, bunu devam ettiremeyeceği için, kesin bir çözüm olduğunu düşündüğü için İlayda ile arasında bir şey olduğunu, işte evleneceğiz, evlenecektik, hep seviyorduk birbirimizi gibi ne yazık ki sana kocaman bir yalan söylemiş. Ya çok kötü bir şey yaptı. Ya hem İlayda'yı başka bir duruma düşürmüş hem de sana ya, çok büyük haksızlık etmiş. Hem İlayda'yı gerçekten şu an siz söyledikçe yani bunu ilk algılayamadım gerçek olduğunu. Böyle burada konuştuğumuz yeniden düşündükçe diyorum ki gerçektir Egesu yani. Ama gerçekten ben inanılmaz kötü şeyler hissettim Ayşegül Hanım. Tahmin yani ediyorum. Çok farklı bir şey. Tahmin ediyorum. Şu an peki çözüm olarak yani ne yapmayı düşünüyor bunun devamında? Kesin çözüm olarak hani bitirmeyi, böyle şeyler söylemeyi düşünmüş ya, yani bunun devamında ne olacak peki? Bunu düşünmüş mü? Ben ne kadar yanlış yapsa da, yanlış bir yoldan ilerlese de ilişkinizde onun seni çok sevdiğini gözlerinde gördüm. İnşallah sen de onu hala seviyor ve unutmamışsındır. Senin için bir video hazırladı İlayda. O video arabada. Ben o videoyu izlemeni rica ediyorum senden. O videoyu izledikten sonra da yanımıza gelmeni rica ediyorum. İlayda ile Taner seni bir şansım olsa masasında bekliyor olacaklar. Ayşegül Hanım, eğer ki siz yani bunları söylemiş olmasanız zaten asla buraya gelmeye bile zar zor geldim. Tahmin ediyorum. Yani bilmiyorum ama gerçekten hala şunu düşünüyorum. Madem böyleydi bu kadar zaman ben çok üzüldüm. Gerçekten çok kötü şeyler yaşadım. Yani insan sevdiğini düşünmez mi bu kadar üzüleceğini? Düşünür, niye tabii bu kadar zaman sonra? Ya o kadar ters mantık ki. Yani sevdiğini üzmemek adına yapıyor bunu. Yani insan sevdiğini düşünmez mi, üzer mi böyle diyorsun. İleride seni ne kadar üzebileceğini ve seni mutlu edemeyeceğini düşündüğü için böyle bir şey yapıyor. Ne ters bir mantık değil mi? Taner hani hep böyle terstir zaten. Öyle mi? İzleyecek misin videoyu? Madem bu kadar uğraşmışsınız, onlar da bu kadar uğraşmış, izleyeyim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Videoyu izleyeceksin. İnşallah bir şansım olsa masasına gelirsin. Ama gelmek de istemezsen araç seni aldığı yere geri bırakacak. Egesu. O zaman gitmeden son bir şey sorayım Ayşegül Hanım. Tabii. Sizce gerçekten yaptıklarından pişman görünüyor muydu? Çok pişman görünüyordu. O zaman size güvenmek istiyorum. Lütfen güven. Lütfen güven. Tamam, buyur. Kavuşsunlar ya. Yani epeydir insanları kavuşurken göremiyoruz. Ama gözlerinden belli o da seviyor. Bence bu iş olur diyorum. Hadi bakalım. Evet. Ne oldu? Araçta şu anda senin hazırlamış olduğun... Gördünüz mü? Videoyu izliyor. Egesu merhaba, beni hatırlamışsındır diye düşünüyorum. Benim artık bazı gerçekleri sana itiraf etmem gerekiyor. Biz biraz önce Taner'le birlikteydik ve o gerçekten çok kötü bir halde. Sürekli ağlıyor ve sürekli senin ismini sayıklıyor. Hatta eminim ki şu an sana bu videoyu gönderdiğimi bile bilse benimle olan arkadaşlığını keserdi. Sizin ilişkinizin en başından beri Taner sana yalan söyledi. Kendini varlıklı bir aileden geliyormuş gibi gösterdi. Fakat bizim okuduğumuz üniversitede Taner %100 burslu bir şekilde okudu. Ve hatta geçimini sağlamak için de sürekli başka işlerde çalışmak zorunda kaldı. Hatta siz ayrılırken bizim ilişkimiz olduğunu sana söyledi. Fakat öyle bir şey yok. Bizim hiçbir zaman Taner'le aramızda bir şey olmadı. Biz gerçekten çok yakın arkadaşız ve siz birlikte olduğunuz dönemlerde benim bir erkek arkadaşım bile vardı. O yüzden artık bunları sana söyleme gereği hissettim. Ve senden bir ricam var. Bana değil ama Taner'e bir şans daha vermen. Yani seni bu kadar aslında seven ve senin düşündüğünün, yani onunla ilgili düşündüğün şeylerin tam tersini yaşayan ve kafasında senin düşündüğün hiçbir şeyi kurmayan, aslında yani maddeye hiç önem vermeyen çok cici bir kızla berabermişsin. Nasıl bunun farkına varmadın? Ağlama. Kız sana ne yapmış biliyor musun? Sen hediye için o kadar hediye düşündün yani böyle. Dediniz ya o hediye pahalı, lüks çanta markalar. Mı alsam, onu mu alsam, bunu mu alsam derken. Egesu ne yapmış? Hiç yapmadığım bir şey yaptım dedi. Hani öğrendim ama yaptım. Sana kazak örmüş. Seni düşünerek, senin için kendi el emeğiyle sana bir hediye vermek istemiş. Yani bak, senin düşündüklerine bak. Yani senin kafanda kurduğun ya da koyduğun yerdeki Egesu'ya bir bak. Hiç uyuyor mu birbiriyle? Şu an burada mı? Burada, evet, araçta video izliyor. Araç kapıda değil mi? Evet, kapıda. Tamam, ben gideceğim, ben çünkü bekleyemeyeceğim. Neyi bekleyemeyeceğim? Şey yapma. Çok biraz... teşekkür ederim. Ne için teşekkür ediyorsun? Bir otur. Taner, kapıyı açar mısınız? Konuşacak çok şey birikti. Bence de öyle. Hadi gidelim. Gidelim. Beraber gidelim. Evet. Ayşegül Hanım, ben size söylemiştim. Ne kadar mutlular. Aynen. Bazı aşklar bitti dediğiniz an yeniden başlar. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.